Abi rektör önce atanmaz, rektör seçilir. Rektörü Cumhurbaşkanı tarafından değil de okulda söz sahibi olan kişiler tarafından seçilmesi gerekir. Yani protesto tabii ki olur ama protestoyla ortalığı karıştırmayı bir ayırmamız lazım. Yani çoğu orada kendi hakkını savunurken çoğu ortalığı karıştırmak için gidiyor. Yani haklıyken haksız duruma. Haklıyken haksız duruma düşüyoruz orada. Yani tabii ki öğrenciler hakkını savunabilir ama ayırt etmek gerekir. Hocam sizin düşünceleriniz bu konuda? Yani ben Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili pek yorum yapmak istemiyorum. Çünkü kimine göre öğrenciler orada, kimilerine göre provokatörler orada. Ben eminim ki provokatörler var. Bu işin içerisinde provokatörler her zaman oldu. Olacaktır da. Çünkü bizi birbirimize düşürmek isteyen çok değişik yani dış kaynaklı, iç kaynaklı provokatörlerin olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani ben isterim ki sonuçta bizim orada öğrenci arkadaşlarımız var. Ben öğrenci değilim ama ben onlardan belki 10 yaş büyüğümdür. Sonuçta onlar bizim kardeşlerimiz. O kardeşlerimizin anneleri babaları hep korku içerisinde şu an onları izliyorlar. Polis de bizim, vatan da bizim, millet de bizim. O polislerin de annesi babası var, çocukları var, kardeşleri var. Ben isterim ki iki taraf da birbirinden hiçbir şeyi koparmasın. Sonuçta biz birlikte bir Türkiye'yiz. Biz bir oldukça kazanacağız. Yani ben isterim ki süreç bir an önce bitsin. Hani rektörün atanması ya da normal direkt seçimle falan gelmesiyle ilgili açık söyleyeyim. Yani araştırmadım. Yani bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olursam yanlış olacağını düşünüyorum. Çünkü hani kimileri atanarak gelmesi gerekiyor diyor. Kimisi işte diyor ki dünya ülkelerinde böyle diyor. Kimisi de işte okul bizim, rektör atanmaz seçeriz diyor. Sonuç orada akademisyenler karşı çünkü yani ben lise mezunu, üniversite mezunu bir öğrenci işte ya da ilkokul öğrencisi bile bunları bilmezken şu an oradaki akademisyenler bunu söylüyorsa ben şimdi bunların üzerine bir şey söyleme şansım yok. Ama bir an önce oradaki birlikteliğin kazanılması gerekiyor. Siyasilerin, politikaların, rektörlerin işte adınıza, aklınıza ne geliyorsa devlet büyüklerinin bir an önce sağduyuyla bu işi çözmesi gerekiyor. Çünkü yazık oluyor bize, bize yazık oluyor. O gündemden içeriğini bilmediğim için ona ben yorum yapamam. Bilemiyorum içeriğini. Ne olduğunu bilemiyorum. O konuda yorum yapamam. Bu kadar gelmeye gerek yoktu. Madem istenmiyor, öğrenci de tamam gençtir. Belki bazı başka gruplar içine girmiş olabilir. Fakat öğretim görevlileri daha istemiyorsa medeni bir şekilde atanan yeni rektör istifaya çekilmeliydi. Bu kadar açık net. Bir erdemlik diyorsunuz. Yani tabii. Ben görevimden af diliyorum. Çeker giderdim. Ben şahsen öyle bir şey başlamadım. Anında istifamı verirdim. Madem istemiyorum ben burada, kimle çalışacağım? Sonra üniversiteler rahat bırakılmaz. 80 öncesinde bu ülke çok çekti. O açıdan üniversiteler falan uğraşmasınlar. Derhal istifa etmesi lazım medeni bir şekilde ya. Başka bir görev atansın. Makam mı yok? O atama yani rektör diyelim. Ha. Üniversite mi yapsın yoksa Cumhurbaşkanı mı atasın? Hangisi makul sizce? Bence üniversite atasın. Üniversite atasın. Ama devletin ilgili organları denetlesin. Bence Cumhurbaşkanı atamasına hiç gerek yok. Üniversiteler özelse özel. Üniversitenin içine seçsin. Orada bir gayri oluşuna oluşuyorsa devletin imkanları var, MİT'i var, polisi var, istihbaratı var. Bunları denetler. Devletin görevi budur. Ben yaşananlar hiç hoş karşılamıyorum. Profesör bir adam. Her şeyden önce ona saygısızlık olur diye düşünüyorum. Görüyoruz medyada bu provoke ediliyor. Ya buradaki işte biz de İçişleri Bakanımızdan vermiş olduğu sabahleyin biraz önce haberlerde dinledim. Oraya katılanların çoğunun öğrenci olmadığı, marjinal grupların olduğunu düşünüyorum. Gerçekte budur. Onu doğru bulmuyorum. Belki özel üniversitelerde onlar da olabilir de ama bu bir devlet üniversitesi. Bugüne kadar gelen bütün atamalarda devlet işte üst kademede kimse o atamıştır. Buna herkesin saygı duyması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi hocam ben üniversite okumamışım. Üniversitede bu atamalar nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Hani kim ataması gerekiyor onu bilmiyorum. Ama ben dün okuduğum bir habere göre rektör atamasını Cumhurbaşkanı yapıyor. Dekan atamalarını da başbakan yapıyormuş. Şu anda başbakanlık da olmadığına göre demek ki direkt Cumhurbaşkanlığına bağlanıyor. Asıl mesele bu değil. Yani bu da aslında yasayla bu sabit tamam da. Şimdi sen üniversite okuyoruz. Bizim başımıza bir dekanın gelmesi, bir rektörün gelmesi ne kadar kötü olabilir? Yani sizce ne kadar kötü olabilir?
bir yani sen gelmedin de arkadaş geldi. Yani sonuçta ikisi de eğitimci. Sonuçta ikisi de bizi yönetmek için üniversitenin başına getirilmiş insanlar. Yani bunların bize karşı neyi olabilir sence yani? Bize ne gibi bir zarar verebilirler? Üniversitede okuyan öğrenciye ne diyebilirler yani? Orada bir farklı bir şey mi uygulayacaklar sizce? Yok. O da rektör, o da rektör. İkisi de bir eğitim verecek orada sonuçta. Ben mesela okul okurken lisede müdür ataması yapılıyor. Ya ben bu müdürü istemiyorum. Öyle bir şey yani. Öyle mi? Öyle bir şey bence yani. Ben bu müdürü istemiyorum. Ya böyle bir şey yok ya. Sen okulunda okuyacaksın kardeşim. Senin orada haklarına, hukuklarına bir şey mi oluyor? Öğrencilik haklarına bir tecavüz mü var? O zaman çıkacaksın, diyeceksin ki kardeşim bu benim öğrencilik haklarıma tecavüz ediyor. Yani benim eğitim hakkıma saldırıyor diyeceksin. O zaman eyvallah. Ama senin herhangi bir orada kısıtlaman olmuyorsa eğitim hakkı noktasında. Yani herhangi bir şey olmuyorsa senin orada başka bir itiraz hakkın bence yok. Yani bir öğretmen seçme hakkın yok. Ya bak bir öğretmen seçme hakkın var mı ya? Bugün atıyorum tarih öğretmenine Fatma Hanım girecek, Fatma Hoca girecek. Ya ben istemiyorum Ayşe Hoca gelsin. Böyle bir şey yok yani ya. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur yani. Ya orası özel bir şeydir. Niye ki öğrenciler bizden daha akıllıdır. Oraya gidenler Türkiye'nin en yüksek notunu alan insanlar. Kendi rektörlerini kendisi seçti. Madem anayasa istiyorsa, demokrasi istiyorsa Boğaziçi Üniversitesi'ne yalan da getirdiler, orada bir tane Kabe resmini koydular. İşine. Hayır, onu prorektörler yaptılar. Onu kendileri de biliyorlar. Yıllar önce Taksim'de Kültür Sarayı'nı yaktı. Kim yaktı? Talebeler mi yaktı? İşçiler mi yaktı? Yok. O zamanki hükümet imaj kazanması için. Haliç'te gemi battı. Kim battı? Talebeler mi batırdı? Hayır. İstihbaratçılar yaptırlar. Maksat gençliği şey yapsınlar diye milletin gözüne düşürdü. Ama bu milletin gözünde Atatürk ilke ve inkılaplar varken bu gençlik gittikçe daha neşeleniyor.